bizler orta aynayı çok fazla kullanmazlar biliyorsun yani. Evet. Sağ ve sol aynalar özellikle parkingde, eğer orta aynaya baktıysan sınıfta kaldın demektir. Ben de zaten İngiliz olduktan sonra orta aynayı iptal ettim. İptal ettin. Yani world is open buffet. Yani dünya bir açık büfe. Git neresinden beslenmek, neresinden faydalanmak istiyorsan faydalan. İşte öğle yemeği molam, coffee break zamanım. Ondan sonra şu saatler arasında olamaz. İyi, hanımefendi bisiklete biniyor. Hop, atlı polis geldi ve hanıma ceza kesti. Hayatımda ilk defa bir bisikletliye ceza kesildiğini bu parkta gördüm. Evet sevgili arkadaşlar, araba sohbetlerinin bu haftaki konuğu başarılı yazar ve eğitmen Şebnem Toker. Hem İngiltere'de hem Türkiye'de çok başarılara imza atmış. Birbirinden farklı işlerde imzası olan ve aynı zamanda iki kitap sahibi. Tabii detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Şebnem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ne güzel seni böyle Londra'da bulmak Yunus. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Keşke biraz daha hava güzel olsaydı ama Londra. Evet, ama İngiltere ve Londra denince hava bulutlu ve ağaçlar, bu böyle romantik sarı kahverengi olmalı. Bence tam mevsimine uygun bir zamanda. Tam da aradığımız enerji. Evet. Şimdi birlikte arabaya bineceğiz. Sohbet ede de sizin ilham aldığınız İngiltere'de, Londra'da daha şu anda mutlu olduğunuz, rahat hissettiğiniz bir noktaya bizi götüreceksiniz. Orada artık neresiyse, bu bir restoran olabilir, kütüphane olabilir. Şimdi söylemeyin neresi olduğunu, tarif tamam. Edersiniz sadece. Bir park olabilir. İşte orada bir kahve içeceğiz ya da siz yemek kısmı alacaksınız. Artık ne yapmak istiyorsanız size bırakıyoruz onu da. Tamam. Orada da sohbetimize devam edeceğiz. Neden o park sizin için önemli ve size neler kattı? Anlaştık. Harika. Harika. O zaman macera başlasın. Hazırsanız başlasın. Arkadaşlar, şimdi yola doğru çıkacağız. Şebnem Hanım'la çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Şebnem Hanım, hazırsanız arabamızı çalıştırıyorum. Hazırız. Nereye doğru yola çıkıyoruz? St James Park. Evet. Wow. St James Park benim, ya ben aslında Londra'ya aşık olmamın sebeplerinden bir tanesi, şehri boydan boya kaplayan kraliyete ait parklar. Hyde Park'a çok yakınız biliyorsun ama orada şu anda Winter Wonderland var. Dolayısıyla böyle bütün romantizmi ve güzelliğini kaplamış durumdalar. Green Park ve St. James Park. Bu üç parkı da çok seviyorum ama en çok sevdiğim St. James Park. Çünkü orada, bilmiyorum biliyor musun, böyle baharda daha çok yaklaşık 116 kuş türünü besliyor kraliyet ailesi. Wow. Hem yani suda yaşayabilen kuşlar, hem de uçan kuşlar tabii ki. Dolayısıyla o parktan böyle çok etkileniyorum. Yazı yazarken falan böyle her geldiğimde gidip orada birkaç saat geçirmeyi çok seviyorum. Şimdi bizi oraya götürüyorsunuz. Evet, hadi bakalım. Şimdi değişti mi bilmiyorum. Burada ehliyet sınavları. Ben 1989 yılında İngiltere'de öğrenci olarak geldim ve Dorset bölgesinde Bournemouth vardır. Güneyde böyle çok tatlı bir güney sahil kasabasıdır. Bournemouth'ta okurken almıştım İngiliz ehliyetimi. İngilizler orta aynayı çok fazla kullanmazlar biliyorsun yani. Evet. Sağ ve sol aynalar özellikle parkingde. Eğer orta aynaya baktıysan sınıfta kaldın demektir. Ben de zaten İngiliz olduktan sonra orta aynayı iptal ettim. İptal ettin. Çok şaşırmıştım ve Türkiye'ye döndüğümde, tabii Türk ehliyetim yok. Babam karşıladı, işte o zaman Yeşilköy Havalimanı vardı. Böyle bana hemen arabayı verdi, biz Kocaeli'nde oturuyoruz. Baktı ki ben hiç orta aynayı neredeyse kullanmıyorum. Yani sağ ayna, sol ayna. Evladım dedi, sen ehliyeti nereden aldın? Kamyoncular böyle sağ sol ayna kullanırlar. Şimdi araba sohbetleri deyince aklıma geldi bu eski anım. Valla şimdi araba sohbetleri deyince benim de aklıma sizin yazdığınız kitaplardan bir tanesi geldi. Biz bu konuyu konuşurken tesadüfen siz buna davet ettiğimde sanki böyle bir
Kader bizi buluşturmuş evet, gibi yani bir durum evrensel oldu. Evrensel bir çekim oldu. Çünkü benim iki kitabım var. Aha. İlk kitabım Zamanı Yakalayan Ofisler. Benim profesyonel mesleğim yönetici asistanlığı. Ve ilk kitabım böyle kaynak kitap niteliğinde. Biraz kurumsal hayata başlayan herkesin bence okuması gereken Ne Nedir kitabı. İkinci kitabım ise Yaşamın Direksiyonunda. Neden Yaşamın Direksiyonunda dersen, bence her insan varlığının aslında kendi yaşamının direksiyonunda olması ve işte mutluluk, huzur, gelişim, ilerleme, değişim, dönüşüm, her ne istiyorsa aslında bütün bu çalışmaları kendinden kendine yapmasıyla mümkün. Çünkü evren senden sana hizalanıyor, yani böyle bir gerçek var. İlk kitabınıza geri dönmek olursa, sonuçta uzun zamandır kurumsal hayatta çalışıyorsunuz aynı zamanda. Ve çok deneyimli evet, çok bir kişisiniz ve çalıştım. Çok üst düzey insanlara da kendi kariyerlerini daha iyi noktalara getirmek için de koçluk yapıyorsunuz aslında bir nevi. Denebilir mi? Tabii. Yol yani şöyle yani profesyonel yönetici asistanlığında yol göstericilik demek liderlere haksızlık olur tabii. Onlara yoldaşlık etmek ve onların yolculuklarını daha konforlu, daha kaliteli bir yere taşımak yönetici asistanının en önemli hedeflerinden biri olmalı bence. Ve fakat buradan yola çıkarak, yani buradan esinlenerek, tüm 34. yılımdayım ben yönetici asistanlığında. Burada yaptığım, liderlerimle yapmış olduğum çalışmalardan esinlenerek aslında Yaşamın Direksiyonunda'nın biraz çatısı oluştu. İlk yazmaya ne zaman karar verdiniz bu kitabı? Yani hangi zamanı yakalayan ofisleri yazmaya 2014 yılında karar verdim herhalde. Fakat ben biraz fazla perfectionist, mükemmeliyetçi bir insanım. 2015 ile 2019 arasında, 18 arasında pardon, kitap 2019'da yayınlandı. O kitabın aslına bakarsan yani esas metni bitmişti. Fakat gir çık yeterince iyi oldu mu, yeterince iyi oldu mu? Çok tatlı bir ustam vardır. Güney Afrikalı bir metafizik öğretmeni Vernon Frost. Onunla bir retreat'teydim, yani bir sessizlik kampındaydım. Vernon bana dedi ki, biliyor musun dedi, mükemmeliyetçinin bir tarafı da dedi, aşağılık kompleksidir. Yetersizlik duygusudur yani. Sen hani, kitapla ilgili bak bakalım neredesin dedi. O bana gerçekten beni böyle bir silkeleme konu. Ne yapıyorum ben ya? Olduğu kadar oldu deyip o seyahat zaten böyle çok ilginç bir seyahattir. Seyahatin bittiği günde yayın evinden ve telefonlarımızı açtığımızda mesaj aldım. Kitabınız yayın kurulundan geçti, yayınlanmaya layık bulundu diye. Mesleğinizle alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Uzun zaman önce İngiltere'de üniversite okudunuz. İngiltere bu anlamda size neler kattı? Yani Türkiye'deki kariyerinizde ne gibi? Tabii şimdi yaşım ortaya çıkacak ama 1992'de Türkiye'ye döndüğümde çok az bizim alanımızda okul yetiştiren üniversite vardı. Yani Bilkent Üniversitesi daha yeni açılmıştı büro yönetim bölümü. Şimdi çok okul var. Özellikle Anadolu Teknik Liselerinin büro yönetimi ve sekreter yetiştiren bölümleri var. Marmara Üniversitesi'nde var. Hatta ben bu okullarda gönüllü eğitmenlik yapıyorum, vakaları anlatıyorum. Yani şu anda meslek grubumuza yetişen eğitimli arkadaşlarımız var. Üstelik sadece tek bir alanda değil, işte hukuk asistanlığı ayrı, hastane asistanlığı ayrı, işte bizler gibi daha corporate holding çatısında çalışan asistan arkadaşlar ayrı. Yani meslek de alt gruplarına uzmanlaştı. Şu anda çalışmış olduğunuz hani Doğan Holding de Türkiye'nin en önde gelir tabii holdinglerinden, evet, kurumlarından bir tanesi. Evet. Bunun kolaylığı ve zorluğu sizce neler? Ya doğrusu... Şunu sormak istiyorum, çok özür dilerim tekrardan. Başta söylediğiniz gibi yani çok mükemmeliyetçi bir insanım. Çalıştığınız insanlar da... Tabii perfection. Ya hayır, yani biz Türklerin de tabii öyle bir özelliği var. Mesela burada benim İngiltere'de içime fenalıklar geliyor. Yani bir iş istiyorsunuz, hayır. İşte öğle yemeği molam, coffee break zamanı. Şu saatlerde çalışamam. Şu saatler arasında olamaz. Hayır, öyle bir şey istiyorsun ki sana böyle uzaydan gelmiş gibi bakıyor çünkü daha önce hiç yapmamış. Ya yani onun genel geçer sistemine aykırı bir şeyler soruyorsun falan. Yani bizlerin
zihniyeti yani yaparız abi ya. Hallederiz. Ve bir şeyimiz var evet. Bizim yani hallederiz, yaparız. Çözüm buluruz. Olmaz diye bir şey yok. Olmazsa bu olabilir. O yöntem olmazsa bu yöntemi deneriz. Tabii bu şekilde yani bizim kafalar bu şekilde çalışmaya alıştığı için ya ben bizim işimizi zor görmüyorum mesela. Hı-hı. Fakat buradaki ekip arkadaşlarım bazen çok şaşırıyorlar. Hı-hı. Çünkü işte bakıyorlar mesela onlar kahvaltı molası gidiyor. Ben çalışıyorum işte kahve içiyorlar. Ben yine çalışıyorum. İşte yemek şemden dur şu elimdekini bitireyim işte bilmem ne sonra bu bitsin falan. Bir de bu kadar yoğun çalışma hayatının ötesinde biliyorsun iki kitap. Evet. Artı atölye, eğitmenlik. Artı kendi eğitimlerim ve verdiğim koçluk danışmanlıkları artı var. Artı bir de anne olmak. Evet, iki çocuğum var. Biri üniversiteye hazırlanıyor, biri lise yani öğrencisi. Şu an bir çekim yaparken ve bir de profesör doktorun eşiyim yani. Takdir edersin ki hani evde de öyle bir şey var, hareket var. Ya benim doğalım bu. Ben onu fark ettim yani. Bir arkadaşım şöyle bir şey sormuştu bana, ya sen hiç böyle eline ya bir çekirdek kasesi alıp da böyle bir dizinin karşısına falan oturup hiç mi çekirdek çıtlatmazsın demişti. O zaman böyle bir aydınlanmıştım. Gerçekten öyle bir anım hiç yok yani. Ama ben şöyle düşünüyorum mesela, bununla alakalı da bir çok sevdiğim bir kişiden de bilgi aldım. Şimdi yapı gereği mesela ben de farklı iş aynı anda yapabilmeyi çok seviyorum. Evet. Ve birçok arkadaşım da bana şöyle bir şey söylüyor. Artık eleştirimi diyorlar, benim iyiliğimi düşünüyorlar. Tam emin olamadım o konuda. Ya bir işe odaklan, oradan ilerle. Çok diyen var ama ben diyorum ki ben farklı işleri yaparken mutluyum. Ve bunu bir sevdiğim insana sorduğumda, bak sen bunu yaparken böyle mutlusun. Bu şekilde yaptıkça sen mutlu oluyorsun. Yani tek bir işe odaklandığında belki mutlu olamayabilirsin. Çünkü yapı gereği böylesin. Evet. Belki sizin de hani ya yapı şimdi gereği... Şöyle, burayı eğitmen ve işte koç şapkamla yanıt vereceğim. Hı-hı. Eğer bir işte mutlu olamayıp farklı farklı işleri yaparken mutlu olduğunda işler tamamlanıyorsa, yani arkasında bir maymun iştahlılık, aha, söz konusu değilse, o zaman go for it yani. Doğru yoldasın. Evet. Fakat işler yarım kalıyor ve bir türlü o yarımı tamamlayamamak, aha, gibi bir şey varsa hayatında, çünkü yarım kalan işlerimiz bizim ayağımıza hep yük ve bağ olur. Bu şimdi ben biliyorsun 22 yıldır da evrensel enerji ve kuantum üzerine de çalışıyorum. Bu konuda işte eğitmenlik belgelerim var. Yani her yarım kalan iş müthiş bir enerji düğümüne sebep oluyor ve onlar ilerlemeni engelliyor. Böyle bir durum yoksa ama farklı alanlarda çok renklilikten, farklı bir mozaikten besleniyorsan ne güzel. O zaman şunu diyebiliriz ki beyninin hem sağ hem sol lobları, yani hem soyut hem de somut tarafı demek ki eşit ve dengeli çalışıyor ki oradan oraya geçişler çok rahat yapabiliyorsun, farklı işlere çok rahat geçebiliyorsun. Bakış açınız gerçekten güzel ve farklı. ve şey, şu mesela eğitmenlik konusunda da burada aslında. Evet. Siz eğitmen olarak şu an konuştunuz. Evet, şu anda eğitmen olarak, sana bir eğitmen olarak cevap verdim. Evet. Mesela danışanlarınızla nasıl bir bağınız var? Çoğu insan mesela mükemmel olamayabiliyor. Çoğu insan mükemmel... Şimdi yani bir kere zaten biz mükemmeli aramıyoruz. Hı-hı. Kitapta da onu anlatıyorum. Kitap da buradan çıktı. Aslında mükemmeli arıyor olmak insan için çok yorucu. Mükemmel diye bir şey yok. Kendime bir şey, mükemmel diye bir şeyin olmadığını, Şebnemciğim aslında mükemmel diye bir şey yoktur'dan yola çıkarak zaten kitap, yaşamın direksiyonunda atölyesi, hı-hı, ve diğer bütün çalışmalar ortaya çıktı. İhtiyacımız olan şey, bizler şöyle çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Ebeveynler olarak da. Ebeveynler olarak bu yanlışı yaptığımız için de aslında yetişkin olduğumuz zaman öğrendiğimiz o yanlış devam ediyor. Bizlere hep eksik olan tarafımızı tamamlamayı öğretti sistem. Oysa ki ihtiyacımız olan şey tam, bütün, gelişmiş, parlak ve yetenekli tarafımızı daha da parlatmak ve
Yani daha da ışığımızı yaymak. Evet, daha da ışığımızı yaymak. Şimdi yurt dışı vizyonu yüksek olan insanlardan bir tanesisin. Evet. Geziyorsunuz, farklı farklı ülkelere gidiyorsunuz. Yeni, özellikle Türkiye'deki bir neslin yurt dışına olan bir hayranlığı da var son zamanlarda artık. Yurt dışında aldığınız eğitimler, yapmış olduğunuz işler ve şeyleriniz, çok şanslı bir insanım dediniz aslında. Ve kendiniz bu alanda da ilerlettiniz birçok konuda. Gençlere nasıl bir tavsiyede bulunursunuz peki? Hem eğitmen olarak hem de kurumsalda çalışan bir kişi olarak. Çünkü son zamanda İngiltere çok fazla kişi kurumsal hayattan buraya taşınıp ben gerekirse garsonluk yaparım kafasına gelen çok fazla insan. Ya bir kere şunu söylemeliyim ki hani bu kafaya çok üzülüyorum. Hı-hı. Çünkü taş yerinde ağırdır diye bir söz var biliyorsun. Hı-hı. İstersen bu soruyu bölerek yanıtlayayım. Tamam. Şimdi öncelikle ben her Türk gencinin mutlaka dünyayı gezmesi, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, işte Kanada'da her nereyi merak ediyorlarsa gidip orada bir süre zaman geçirmesi, bir süre öğrencilik yaşaması, hatta işte Erasmus gibi, AFS gibi, au pair'lik gibi, yani böyle o kültürün içerisinde var olan, yaşayan ailelerle zaman geçirmesi gerektiğine çok inanıyorum. Çünkü Yunus'cum şöyle bir şey var, yani sen herkesi eğitirsin, İngilizceyi öğretirsin, işte ne bileyim matematiği, fiziği, feni öğretirsin ama yaşam kültürünü, yaşam gustosunu ancak insan yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenebilir. Ve bütün bu deneyimler aslında bizim edep dediğimiz o insanın hal, tavırları, nerede, nasıl davranması gerektiğini, nasıl iletişim kurması ve hayatı nasıl yönetmesi gerektiğini, o direksiyonu ne yöne, ne zaman ne yöne çevirmesi gerektiği ile ilgili bir altyapı sağlar. Bir kere hani mutlaka her Türk genci bir yurt dışı deneyimi yaşamalı. Buraya park edelim. Ve fakat bu deneyimi yaşarken Türkiye Cumhuriyeti bitti. Bu ülkede işte artık hayat yok, umut yok enerjisiyle gitmeyi doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü aslında dünya diye bir şey yok yani. Bu bir başka yol sohbetinin konusu ama sen varsın, senin dünyan var, senin iç dünyan var. Şimdi sen hangi coğrafyaya gidersen git, kendi dünyanın ışığını yayıyorsun etrafına. O nedenle kendi coğrafyandan o tükenmişlik ve olumsuz duygularla gittiğin zaman, gittiğin yerde ki yaratımın o duyguları beslemeye yönelik. Kesinlikle. Yani bir de doğrusunu söylemek gerekirse ben şöyle de düşünüyorum. Yani benim canım mühendisim, işte ne bileyim doktorum, öğretmenim. Niye gelsin burada garsonluk yapsın? Anlatabiliyor muyum? Yani bu meslekleri sınıflandırdığım, insanları sınıflandırdığım için asla değil. Yani bence her meslek çok kıymetli. Özellikle de bir kere ben yani yıllarca hizmet sektöründe çalıştım ve çalışmaya devam ettiğim için özellikle toplumların sosyal sınıfları sebebiyle yeterince kendini ifade edememiş, değerini tamamlayamamış meslekler çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlik gibi, işte ne bileyim terzilik gibi, şoförlük gibi, aşçılık gibi falan falan. Ve fakat hani bu ülke bitti şeyse söylemleri beni üzüyor ve rahatsız ediyor. Şimdi bununla alakalı Sam James Park'ın yakınlarına geldik. Geldik şimdi mi? Arabayı bir yere park edeceğim. Sonra yurt dışı ile alakalı olan sohbetimiz orada devam edelim. Orada devam edelim. Hadi bakalım. Şebnem Hanım, Sam James Park'a geldik. Bizi getirdiniz en güzel mekanlardan bir tanesine, Londra'nın. Bu arada benim buradan çok yolum geçiyor. Öyle mi? Sağ taraf London Eye, sol taraf Buckingham Sarayı. Biz şu an tam ortasındayız. Sizin için bu park tekrardan neden önemli? Yani bir kere yürüyüş yolumun çok üzerinde. Hı-hı. Senin de bahsettiğin gibi yani Tower Bridge'den yürüyüp yani bütün o eski Londra'yı yürüyüp işte Tower Bridge'i geçip falan ondan sonra parka girmek ve bu parkta daha önce de bahsetmiştim 100 küsur yanılmıyorsam böyle 169 falan
kuş türü yaşıyor. Bunların bir kısmı su kuşları, diğer kısmı da kanatlı uçan kuşlar. Ve tabii Buckingham Palace'a çok yakın bir park olduğu için kraliçe, evet, şu karşısı. Kraliçe bu parkı çok seviyordu. Burada kraliçenin gül bahçeleri var parkın belli kısımlarında. Belli kısımlarında Japon bahçeleri var. Yani botanik dediğimiz o bitki çeşitliliği inanılmaz muhteşem. Yani şimdi de zaten fark ettik gelirken kış baharları falan açmış. Evet. Yani dört mevsim bu bahçede yaşanıyor. Bence şimdi bile çok şey. Pelikanlar var. Hı-hı. Mesela pelikanlara bayılıyorum. Çok seviyorum pelikanları. Tavus kuşları var parkta. Yazın ayrı, kışın ayrı. Kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel. Çok çok romantik buluyorum bu parkı. Yazarlık kısmınıza ben şey yapmak istiyorum biraz da burada. Ya tabii yaratıcılığı doğa çok besliyor. Aha. Eminim ki sen de bir fotoğraf sanatçısı olarak doğadan beslenmiyor musun? Tabii ki. Yani resim sanatçıları da öyle, heykel de öyle. Yani bizim işimiz doğadan beslenen bir iş. Yolda gelirken Türkiye'den çok konuştuk biliyorsun. En çok hayıflandığım kısmı yeşil katliamım. Yani şehirde, İstanbul'da yaşıyorum ben. Şehirde şöyle gidip de yaratıcılığımızın besleneceği alanlar çok az kaldı. Ama ben çok şanslıyım. Maşukiye'de bir dağ evimiz var bizim. Dolayısıyla böyle bir doğanın yeşilin, sessizliğin içerisinde olup üretebiliyorum, evet. Sonra bakalım şimdi beraber gideceğiz, bulabiliriz ve açıktır umarım. Bu parkın kıyısında böyle çok tatlı, doğal bir kafe restoran var. Tamam. Muhteşem bir yer. Aha. Yani gölü izliyorsun oradan ve böyle suyla kucaklaşan ağaçlar, söğüt ağaçlarıyla çevrili bir yer. Bir de bir hikayemi anlatayım sana. Tabii sabah ki. Çok erken birkaç yıl önce bu parkta yürüyorum. Bir hanımefendi bisiklete biniyor. Hop, atlı polis geldi ve hanıma ceza kesti. Hayatımda ilk defa bir bisikletliye ceza kesildiğini bu parkta gördüm. Kraliçe için çok özel olduğu için bu parkta bisiklet sürmek yasak. Sadece yayalar var. Motorlu araçlar zaten, yani motosiklet falan, yani zaten yasak. Özel bir park. Hadi. Gidelim kafeye. Hadi gidelim kafeye. Evet arkadaşlar, sizi Kraliyet'in parkı, St. James Park'ın içindeki St. James Cafe'ye getirdim. Tamam. Umarım siz de yemekleri beğenirsiniz. Ben bayılıyorum. Bir kere kahvesi çok kaliteli buranın. Yemekleri de güzel. Hadi bakalım. Hadi bak, buyurun. Valla çok güzel bir yere getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Şimdi bu kafeye çok geldiniz. Ya evet, bu kafeyi çok seviyorum. Çünkü hem çok böyle doğal parkın içerisinde, hem de yemekleri çok güzel. Yani İngilizler yeni yeni yemek yapmayı öğrettiler ama bundan 30 sene önceki gibi değil hiçbir şey yani. Yani cottage pie, shepherd pie değil olay. Bayağı yani bütün dünya mutfakları var artık. Değil mi? Tabii ki olmak zorunda ama zaten. Aynen. Bir yerde artık şeyi de yakalamak zorundalar o yemek kültüründe. Evet. Biz İngiliziz ve sadece bizim yemeklerimiz, evet, mantığı bir dönem vardı ama şu an, evet, açtılar onu. Şeyi konuşuyorduk parka girmeden önce, Türkiye'den buraya gelen arkadaşlarımızın, özellikle gençlerin, hani bu anlamda da İngiltere kendini çok fazla geliştirebilecekleri bir nokta aslında. Hem eğitim anlamında, hem farklı dilleri öğrenme, bu öğrendikleri şeyleri Türkiye'de uygulayabilirler. Kesinlikle. Yani doğrusu ben yıllar önce okulu bitirdiğimde arkadaşlarım bana böyle dönecek misin falan demişlerdi. Aha. Ben okurken çok çalışmış bir insanım. Yani her işi yaptım. Garsonluk yaptım, ev temizliği yaptım, çocuk baktım, yaşlı baktım. Yani bu soruya çok şaşırmıştım. Elbette döneceğim. Yani burada bu kadar çok meşakkat almış olduğum eğitim, öğrendiklerim, kendime yaptığım yatırım, bunların hepsi tabii ki kendim için ama ülkem için, hani geri dönüp şov zamanı diye düşünmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Yani kariyerim ve şahane bir iş hayatım oldu. Dolayısıyla benim en büyük, yani idealim, hayalim, hem kendi evlatlarım için hem arkadan gelen bütün genç çocuklar için, mutlaka, yani ben şey diyorum öğrencilerime, yani world is open buffet, yani dünya bir açık büfe, git neresinden beslenmek, neresinden faydalanmak istiyorsan
faydalan ve sonra dön gel. Yani bir de şu var ki, aslına bakarsan ben değerler konusunda çok çalışıyorum. Atölyede de çok çalışıyorum değerler konusunda. Bu değer meselesi sana toplumların, devletin, ailenin, içinde yaşadığın coğrafyanın verdiği bir kavram değil. Yani değer meselesi sana tamamen kendi kendine anlamlandırabileceğin, kendi değer haritanı çıkartabileceğin kavramlar, topluluğu, değerler bence. Thank you so much. Oh. Çok güzel görünüyor bu arada. Evet, çok güzel görünüyor. Şu salatanın güzelliğine bak. Bayağı. Şöyle gösterelim izleyicilerimize de. Yemekle aranız nasıl? Evde yemek çok yapmayı çok iyi. Evde yemek yapmayı çok severim. Eşim de çok sever. Ailecek. Hem yemek yapmayı hem de misafir ağırlamayı çok severiz. Hangi mutfak daha çok ilginizi çekiyor? Valla ben Ege'liyim. Dolayısıyla bizim bir kere Türk mutfağımızı, o zeytinyağlılarımızı falan çok şey buluyorum. Lezzetli buluyorum. Meze kültürümüz. Sanki İspanyollar bizden kopya çekmişler tapas yani. Şimdi Türk mezeleri varken tapasta. Ne oluyor? İspanyollar izliyorlarsa eğer şu anda. Sonra şey aynı şekilde. Ben evde ufak tefek Çin yemekleri yapma egzersizleri yapıyorum. İşte İtalyan yemeği çok yapıyoruz. Çünkü kızım AFS ile bir yıl İtalya'da kaldı. Dolayısıyla ondan öğrendiklerimizle yapıyoruz. Yani İtalyan yemekleri yapıyoruz. Ama genelde bizim evimizde böyle tencere yemeği dediğimiz Türk yemeği kültürü. Mesela şu kavramlar bizde hiç yok. Yani getir, götür var ya hani ara yemek gelsin ara falan. Yemek öyle şeyler yok bizde yani. Bayağı böyle hani kuru fasulye, mercimek, bulgur pilavı. Pişanlı ev bizimkisi. Ispanak, dolma hala sarılıyor falan. Böyle bir ev bizimkisi. Ama buraya geldiğimde Tay mutfağı çok yiyorum. Tay mutfağı. Evet, Tay mutfağı. Knightsbridge'de Patara var arkadaşlar. Çok şey yaparım, öneririm. Güzel bir Tay restoranı. Fiyatları da makul, çok aşırı abartı değil. Mesela hamburger yemeği seviyorum. Covent Garden'da, Mr. Bean'di galiba, öyle bir yer var. Orayı şey yapıyorum, seviyorum. İngiltere yılda kaç defa geliyorsunuz? Sıklıkla geliyorsunuz bildiğim kadarıyla. İki sefer geliyorum yılda İngiltere'ye. Bazen eğitimlerim için de geliyorum İngiltere'ye, yani işten ayrı olarak. Kendi özel işimle ilgili. İngiltere'de çok öğrencim var. Yaşamın Direksiyonu'ndan çok takipçisi var İngiltere'de. Bir kitap yazmak hayatınızdan size neler kattı? Bir yazar olarak özellikle kitap yazdıktan sonra evet bir eser ortaya koydunuz. Tecrübelerinizi ortaya koydunuz. Ama o kitabı masanın üstüne koyduktan sonra ne hissettiniz? Ya şimdi şöyle, ben kendimi hala da bir yazar olarak nitelendiremiyorum yani. Yazan olmak, yani yazar olmak böyle gerçekten hani o kadar külli bir edebi bilgiyi arkasında barındıran bir kavram ki. Yani benim yazdığım her iki kitapta daha çok mesleki deneyimlerimi ve hayat deneyimlerimi aktardım. Profesyonelleştiğim alanlardaki bilgi birikimini ve kendi yolculuğumu paylaştığım kitaplar. O nedenle hani böyle şey, yani yazarlık benim için çok gerçekten erişilemez şeylerden bir tanesi. Umarım bir gün ama bir böyle edebi roman yazarım ve gerçekten tam bir yazar olabilirim. Öte taraftan kitap yazmak bence insanın kendi yaşam döngüsünü, o yin yang dediğimiz eril ve dişil bütün bu dört element, toprak, ateş, su içinde barındırdığı o varlıksal yolculuğu çok tamamlayan bir çalışma, öyle söyleyeyim. Tabii ki çok gurur duyuyorum. Yani insanın önce kendisiyle gurur duyması lazım. Ben bu hayatta onu öğrendim. Buraya gelmeden önce Türkiye'de bir davet verdim. Bir yıl önce Türkiye'ye bir sistem götürdüm İngiltere'den. Adı Future Life Progression sistemin, geleceğe ilerleme. Sistemin kurucusu Anne Girsch. Burada İngiltere'de tanıştım. Yaklaşık 10 tane kitabı var. Gelecek yaşam üzerine, yani geleceği bugünden yaratma, future üzerine çalışıyor. Benim de aslında çalıştığım sistem strateji, hedef ve yaratım üzerine odaklı bir sistem ve Future Life Progression'la tamamlandı. Yani arayışım tamamlanmış gibi oldu. Türkiye'deki tek temsilcisi benim. Ya aslında yurt dışından edindiğiniz bilgileri, öğrendiğiniz tecrübeleri, kitaba aktardığınız bilgiler doğrultusunda tabii ki bunu söylüyorum. Bilginin hayatlarına dokunmak sizi mutlu ediyor. Çok, çok. Çok mutlu ediyor. Bundan tabii keyif ki. Alıyorsunuz aynı zamanda. Aynen.
Ve geçen hafta Futureler Progression'ın ilk yılıydı. Bir davet verdim. Yaklaşık 80 katılımcı bana eşlik ettiler. Sağ olsunlar. Bunların bir kısmı öğrencilerim, bir kısmı dostlarım, bir kısmı işte yayıncı basından arkadaşlarım. Onlara da şunu söyledim. Dedim ki yani önce kendimizi kutlamalıyız yaptığımız işlerle ilgili. Biz kendimizi kutlarsak, kendimizi alkışlarsak evrende bizi alkışlar yani. Buna çok şey yapıyorum. Çok çok inanıyorum. Bu anlamda biliyorsunuz araba sohbetlerini size anlatırken hikayelerini merak ettiğim, başarılarını ve başarısızlıklarını merak ettiğim ve başarısız olduktan sonra o başarıya nasıl ulaştığımı merak ettiğim birçok insanı konuk alıyorum. Size tekrardan teşekkür ediyorum gerçekten hani geldiğiniz için. Sohbetinize dahil olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bir kere seni tanımak çok güzel. Teşekkür ederim. Yani genç arkadaşlarımızın böyle dünyaya yayılıp güzel işler yapması beni çok gururlandırıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Beğendiniz mi çok yemekleri? Çok beğendim. Çok güzel. Kahvesi çok güzeldi. Yemekleri çok güzeldi. Evet. Böyle bir mekanda benim literatürüme kattığınız için size tekrardan teşekkür Allah, ediyorum. Bu güzel, çok sevdiğim mekanda bana eşlikçi olduğunuz için ben size teşekkür ederim. Arkadaşlar, araba sohbetlerinin bu haftaki konuğu Şebnem Toker'di. Eğitimci, yazar ve dünya görüşüyle birçok farklı ülkede bulunmuş ve bizlere birçok farklı bilgiyi anlattı kendisi bugün. Size tekrardan teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Çok güzel, böyle müthiş başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.